Hangi hastaya hayır size e, bu cerrahi ameliyatı yapmam dersiniz? Örneğin hasta gelmiş vücut kitle indeksi 30-31 olan, hiç 35 olan, hiçbir spor yapmamış, diyet yapmamış, yandaş hastalığı olmayan, sadece ben 3 ay sonra 5 ay sonra yaz geliyor bikini giymek istiyorum diyen hiçbir hastaya ameliyat etmem. O tür hastaları da önce psikiyatriste gönderirim, endokrinola gönderirim, diyetisyene gönderirim. Ama vücut kitle indeksi 48 ile gelmiş, diyabeti var, tansiyonu var, nefes alamıyor. Bu hastayı da ameliyat ederim o zaten. O kitle indeksi şeye çevirirseniz kiloya çevirirseniz Boy ne anlama geliyor? Yani şöyle 1.60 60 boyunda 100 kilo. Ha. Bu hasta 40, 42 vücut kitle indeksi vardır. 1.65 boyunda 110 kilo, 120 kilo, 130 kilo bu tür hastaların ameliyat olması lazım. 1.50 boyunda atıyorum 90 kilo, 85 kilo ama ciddi diyabeti var. İnsülin kullanıyor. İnsülin kullanmasına rağmen diyabeti düzenmiyor. Apneleri var, metabolik sendromu çok had safhada bunda. Şimdi Avrupa'da vücut kitle indeksi 30-35 arasında olan ve hiçbir yandaş hastalığı olmayanların da ameliyat edildiğine dair bilimsel çalışmalar var elimizde. Fakat Türkiye toplumuna bunu ne kadar uygulanmalıyız bu soru işareti. Türkiye'de zaten hali hazırda vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalıklı morbid obezite olan e, 2,5 milyon insan var. Bizim bundan ameliyat etmemiz lazım. Yani şimdi gelmiş hasta 80 kilo, 85 kilo. Şimdi şu da varsa bakın bunu da kabul edebilirim. Örneğin hasta 85 kilo, çocuğu olmuyor, infertilitesi var. Hedefi çocuk sahibi olmak. Bayan hasta hı hı. bir yaşını geçirmeden çocuk sahibi olmak istiyor ve kadın doğumcusu da devamlı bunun zayıflaması gerektiğini, zayıflamadan ameliyat e, çocuk sahibi olamayacağını söylüyorsa, bakın bu da bir hedeftir. bu bile düşünülebilir ama bireysel vazda, hı. herkese yaymamak lazım yani her şimdi ben maalesef hani diyabet cerrahisi adı altında vücut kitle indeksi 22-23 olanların ameliyat edildiğini duyuyoruz, görüyoruz ve çok oluyoruz. Bilimsel değil, etik değil, yasal değil. Yani bunlara kesinlikle dernek olarak bizim karşı çıkmamız lazım, bakanlığında karşı çıkması Hocam, lazım ama bazıları da kolayı seçiyor değil mi? Böyle tabii ne spor da, yapmış hayatında, evet. ne diyet denemiş, hiçbir şey denemiş dediğiniz gibi evet. ben yazın evleneceğim, yazın gelinlik giyeceğim işte beni gibi, hemen gibi. zayıflatın. Evet, aynen öyle. Ama bunun dışında zaten magazinel olan bir e, konuyu vatandaş üzerinde negatif etki yaratan bir konuyu hani TBB gündemine taşıdı diye daha da bir negatifleştirmenin hiçbir anlamı yok. Bence sayın vekiller çok çok daha Türkiye'nin önemli sorunları var. Onlarla uğraşsınlar. Bunu daha bilen e, Sağlık Bakanlığındaki, derneklerdeki bu konuyla ilgili e, uzman insanları bıraksınlar. Onlar